İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Sasun'un sırlarından biri. Arapça konuşan Ermeniler. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İsviçre Ermenistan Ticaret Odası üyeleri ve İsviçreli iş insanlarıyla bir araya geldi. Batı Ermenistan'ın Van'daki Berkili Şelalesi dondu. Hollanda Dışişleri Bakanı 22-23 Ocak'ta Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına 3 füze düştü. 1878 yılının bugününde Vahan Tekeyan dünyaya geldi. Edvard Topçan ve Hover adlı koro Sicilya Senfoni Orkestrası ile konser verecek. Batı Ermenistan'daki Sasun ve Sasun'un Araplaştırılmış Ermenileri, ne yazık ki İslamlaştırılmış Ermenilerin tarihini incelemek bağlamında maalesef en az ilgilenilenlerden biri olmaya devam ediyor. Sasun'un kusursuz konumu, yerlilerin aşırı saklı yaşam tarzı ve yazılı materyallerin kıtlığı, özellikle soykırım sonrası Sasun çalışmasında Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ve sürgündeki diaspora Ermeni aydınlarının karşılaştığı başlıca güçlüklerdir. Maalesef Sasun'un Arapça konuşan Ermenilerinin sırrı, soykırım sonrası gelişmeler sonucuna bağlı olan tarihleriyle ilgilidir. Bu olaylara biz Ermenistan Cumhuriyeti'ne veya diasporaya taşınanlarımız tanıdık değildik. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. İsviçre Konfederasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İsviçre Ermenistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve İsviçreli Ermeni iş insanları da dahil olmak üzere İsviçreli iş insanlarıyla Zürih'teki bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. İsviçre Ermenistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mike Baronyan, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermeni halkını 2019'un başarısından dolayı tebrik etti ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın etkinlikte bulunmasının cemaati ve ticaret odası üyeleri için büyük önem taşıdığını kaydetti. Yurttaşlarımıza hitap eden Cumhurbaşkanı Sarkisyan özellikle şunları söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti her birimize ev sahipliği yapıyor. William Saroyan'ın dediği gibi kalbiniz dağlarda, vatanda. Siz bu ülkenin iyi vatandaşısınız ve ben Ermenistan Cumhuriyeti'nde de iyi vatandaş olacağınızdan eminim. Batı Ermenistan'ın Van ilinde etkili olan soğuk hava Berkili Muradiye Şelalesi'ni dondurdu. Donan şelaleyi görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler doyumsuz manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekip anıyı ölümsüzleştirdi. Son bir haftadır Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok 22-23 Ocak tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunacak. İki ülkenin dışişleri bakanları 23 Ocak'ta Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek ve sonrasında taraflar ortak basın toplantısında bulunacak. Ziyaret çerçevesinde Başbakan Nikol Paşinyan Stef Blok'u makamında kabul edecek. Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre Bakan Blok da Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtını ziyaret edecek ve kutsal şehitlerin anısına çelenk bırakacak. RIA Novosti Ajansı, Irak Güvenlik Ajansı kaynağının aktardığına dayanarak verdiği habere göre, dün gece Bağdat'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği yakınındaki Yeşil Bölge'ye 3 roket düştü. Füze saldırısında zayiat yoktur. Bu Irak'taki Amerikan hedeflerine atılan ilk füze değil. Özellikle 14 Ocak'ta Bağdat'ın kuzeyinde ABD ordusunun konuşlandığı Altaci üssüne bir roket atılmıştı. İki gün önce ABD ordusunun da konuşlandığı Balat askeri üssüne bir saldırı yapıldı. Saldırı sonucu zayiat olmadı. ABD kuvvetlerinin İranlı General Kassem Soleimani'yi öldürdüğünde durumun gerginliğini ve İran'ın buna yanıt olarak Bağdat'taki ABD askeri üslerini bombaladığını hatırlatalım. 1878 yılının bugünü 21 Ocak'ta Ermeni şair Vahan Tekeyan, İstanbul'un Ortaköy semtinde doğdu. Ermeni şiirinin zengin dünyasında Tekeyan'ın eserlerinin benzersiz ve harika renkleri vardır.
Kazara soykırımdan kurtulan, geleceğe olan inancını yüksek tutan ve eserlerinde neşe ve kahramanlık fikirlerini ortaya çıkaran en iyi Ermeni edebiyatçıdır. İlk öğretimini memleketinde aldı ve Nersisyan, Berberyan, Getronagan okullarının öğrencisi oldu. 1896'da bir ticaret yetkilisi olarak Avrupa'ya gitti ve daha sonra Mısır'a yerleşti. Batı Ermenistan'ın yayınlarına düzenli olarak katkıda bulundu ve 1905'te kurduğu Şirak adlı dergi çerçevesinde zamanın Ermeni yazarlarını bir araya getirdi. Hamidiye diktatörlüğünün yıkılmasından sonra Tekeyan, Şirak'ı Konstantinopolis'e taşıdı. Buraya yerleşerek ulusal ve sosyal hayata katılır. 1914'te Tekeyan tekrar Mısır'daydı ve bu kanlı katliamdan kaçmasını sağlayan bir şanstı. Fakat edebi ve pedagojik yaşamını doğum yerinde geçirme arzusu ona rahat vermiyordu ve Konstantinopolis'e döndükten sonra Halkın Sesi adlı günlük gazetesine editörlük ediyor, daha sonra Getronagan Okulu'ndan müdürlük görevini üstleniyor. Ancak siyasi yaşam yazarı yeniden Mısır'a sığınmaya zorlar ve burada yaşamının sonuna kadar kurduğu Arev adlı gazetenin editörlüğünü yapar. 4 Nisan 1945'te Kahire'de vefat etti. Tekeyan'ın naaşı Kahire'deki Ermeni mezarlığına defnedildi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve baş orkestra şefi Edvard Topçian tekrardan Sicilya Senfoni Orkestrası'nın başkanlığını yapmaya davet edildi. Hoveratlı Devlet Odak Korosu kurucusu ve şefi Sonao Vanisyan, Sicilya'nın başkenti Palermo'da düzenlenecek olan konserde Topçian ile birlikte sahne alacak. Konserler 24 ve 25 Ocak'ta Politeama Garibaldi Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Programda Aaron Kaplan'ın Barış Şehri ve Shostakovich'in 13 no'lu Babi Yar Senfonisi yer alacak. Konsere Mihail Rissov bas, Salvatore Magatsu trompet, Maria Garcia D'Alessio İngiliz trompeti katılacak. Topçian'ın Sicilya Senfoni Orkestrası ile ilk konseri 2019 yılının 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmişti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masung adlı folk grubu tarafından seslendirilen Zakeni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.